Aradaki konuşmalar bu ise var çağırmaz o ama orta ama. hakem derse ki ya ayak kalktı, bir temas yok." dediği anda var hakemi der ki "Dur hocam. Şimdi yanlış yönlendiriyorsun insanları. Bakın, Burada bu pozisyonun bu pozisyonun affı olmaz. Bunu yaparsan emsal gösterip ya, herkes birbirine tekme atmaya başlar." Ya, Zeki, Zeki Bey, o vara ne talimat verildiğini? iki hafta talimat dönüyor, verilmez ki. Bu, Varda monitörde kurallar bellidir zaten. Bak, Gördüğünü Orada hakemi uyaracaksın. Hakem kardeşim, Zeki sen Bey, pozisyonu süremedin gel bir bak. Ben de bir açı var. Var. O protokole göre işler. Var protokolü de aynen benim bu dediğimi der. Bütün açılar oradadır. Var da hocam sen burada temas yok diyorsun ama burada bir temas evet, var. Aynen. Benim elimde bütün açılar tabii, var. Aynen öyle o açılardan ispat olabilecek bariz bir hatayı Görürse, orta hakeme gösterecekse de hocam seni izlemeye davet ediyorum der ve izler ve gider Hakem yine orada son kararı kendisi verir. Yani vara verilen, sence bugün niye çağırmadın diyorsun? Aradaki konuşmayı duymak lazım. Hayır, ama muhtemelen dediğim gibi. Yani, muhtemelen benim hocam, göre, hocam benim gördüğüm çok hafif bir temas var Peki, dedi. Peki bak pozisyonu daha hafifti. Orada kırmızı kart çıktı. Şimdi bak bir başka pozisyonu bununla açıklayamayız. O yanlış bu yanlışı kurtarmaz ama buradaki pozisyon kırmızı kart. Bu ayrı şu, şu, fark da var. Kırmızı kart. Cagde Beşiktaş maçına gidelim. Cagde'nin pozisyonu. Açı da bazen daha net bak, O maçta. O maçı o bir kenara atalım. O, o maçta aynısı. kimseyi karıştırmayalım. Bariz olan şudur. Benim görüşüme göre bugünkü maçta net bir kırmızı kart vardı. Evet ben de onu Verilmedi. Söylüyorum. Onun evet. verilmemesindeki benim katıldığım bir fikir şuydu. Fatih Hoca tuzak dedi. Sen o tuzağın var olduğunu söyledin. Turgay Bey o tuzağa katılmadığını Katıldım. söyledi. Hata yaptı ben. Ama maçtan önce Zorbay Küçüğün kafası iyice karıştırıldı. Babasının hangi takımı tuttuğuna kadar babasının geçmişte yaptığı işlere kadar zorbay küçük kesinlikle baskı altına alındı. Alındığı için de penaltı pozisyonu dahil olmak üzere yaptığı her hatadan sonra daha fazla hata yapar hale geldi. O yüzden biz hakemlerin iyi olmasını istiyorsak önce onlara diyeceğiz ki ben sana güveniyorum. Sen bilerek hata yapmazsın. Sonra da o hakemleri baskı altına almayacağız. Onların rahat bir ortamda maç yönetmesine olanak sağlayacağız. Hala hata yapıyorlarsa da onları o zaman kenara çekeceğiz. Ben... Biz şimdi vurun balıya diyerek hakemleri iyice yüklenelim. Her maçtan sonra sağ içini değil sağ dışını konuşalım. Sonra da kalkıp burada sanki ben adalet istemiyormuşum. Ben ömrümü Türk futbolunun adaleti üzerine harcadım Zeki Bey. Hocam şurada sana katılıyorum. Ben o adaletsizlikten en büyük zararları çektim. Burada çekmiş. ben iyimsel olamıyorum ama onu o, söylüyorum. O yüzden doğruları bu bu hocam bu sana şurada katılıyorum, ama. Şurada katılıyorum. Burada şurada. Doğru, günlük gülistanlık kapatıp sen şunu... E, ben faul yok, kırmızı kart yok mu Hakem hata yapmıyor mu dedim. Ama, ama tuzak burada yok burada adaleti Aynı. herkes istiyor. Hocam Burada kadar ben değilim. Bak sana şurada katılıyorum. Hataları ödüllendirirsek üzerine ama kapatırsak, burada Ödül vermek diye de bir şey yok. Hayır, ödül değil bu. Öd ödüllendirmeyeceğiz. Uyaracağız ben de ki, tabii ki. Ben varsa, Ya bunu niye yaptın diyorum. Hata varsa, hata varsa o hatanın karşılığında ödül olduğu gibi ceza da olur. Peki Aynen. bugün bu hatalar ama, yüzünden Galatasaray puan kaybetseydi ne olacaktı? Ama sevgili Zeki Bey, benim anlatmaya çalıştığım o bakın hepimiz insanız. Herkesin iyi olmasını istiyorsak ya bir kere deyin ki hakem ben sana güveniyorum ya bu sana bir şey mi kaybettirecek? Biz daha hakem maça atanma, atandığı Abi itibaren... Abi hakem kimse baskı hocam, almıyor. Günuna hocam, bakmasın. o, o bu Zorbay dünyada olmaz Küçükle da. Zorbay Küçük'le ilgili Şimdi olarak... Bak, gittik ya, belki. ya, konuşuluyor. Ya, konuşuluyor ayrı konuşuluyor ama sosyal medya konuşuyor. Kalkıp da bir yönetici bir, bir spor adamı, bir teknik direktör, bir futbolcu konuşmadı ki. Ya, arkadaşlar bak şimdi, bir dakika şimdi bir dakika. sosyal medyada onları affedersin. baskı altına Tabii alıyor onları alıyor hocam, Hakemlerin affedersin. çocuklarının okullarına kadar, okul, eşlerinin okul. evlerine kadar gidip de onları baskı altına aldığımızı burada niye itiraf etmiyor? O eskiden de. Eskiden de değil. Şimdi hiçbir yönetici, teknik direktör gerçekten konuşulmuyor bak. Gerçekten hakemlerle ilgili bak, yöneticiler maçtan önce konuşmuyor. Ya da gazetelerde röportajlar verilmiyor ama sosyal medya işi var doğru. Orada bir baskı var. Bak, Orada acayip Zeki bir baskı var. Hatta şu oluyor. Hakemler açıklanıyor. Eyvah bizi yakan o, hakemi verdiler ben yine. Sana Bak, herkes bir, bir dakika. Zeki bir konuşmadım. Konuşmadım. herkes cevap. Zeki, Zeki uzun durukanı Zeki, şey, Zeki konuşmuyor? Zek, sana geçen haftadan örnek verebilirim. Kulüp başkanı teknik direktör. Zek, Zek, o, o, tamam. Eğer tamam. bizim hakkımızı yerlerse bunu yaparız diye. Bu konuşma değil duruma geldiler ama. E bu hayır sen diyorsun ki konuşulmuyor. Ben diyorum geçen hafta konuştuk. Direkt hakemi hedef gösterdi. Arkadaşlar bir nefes alın bir şey söyleyeceğim. kim yiyecek? Bir Türk Ali'nin mi yani. şey miyiz? 55 tane akıl asmalı hakem var bildiğim kadarıyla. Bakın evet. istisnası bir iki tanedir. Hangi maça hangisini atarsam atayım sosyal medyada titri olur. Ve hakem başkanı Zeki Zundurkan'ı yapalım. Atamaları da beraber yapalım. Ahmet Hoca da yanımızda olsun. Diyelim ki en namuslu atamayı yapalım kardeşim. Diyelim ki ya bunun babası Fezullah Küçüktü bu adamı vermeyelim. Ya diyelim bu Ankaralı ee, eve giderken de flörden geçiyor trene biniyor. Bunu da vermeyelim. Diyelim diyelim. Dört tane hakem atayalım. Biri Fener, biri Beşiktaş. X, Y, Z olsun. Yemin ediyorum gene TT olur. Birinin 15 sene önceki pozisyondan vururlar. Yani hoca aklı. Birini işte geçen hafta öbür takıma göstermediği karttan vururlar. Birini Vardaki ki bir hatay. Var. Bunun sonu yok. Bak bunun sonu yok. Art niyetli hakemler var mı? Var. Ben merak eden bir tek şey beklerdim. Bunu Zekeri abi yapamadı. Fırat Aydınus. Hüseyin Göçek. Nedir o? E, benim hemşerim var bir tane. Aklı şimdi geri. Onu. Kafası karışık. Hepsini gönderdim ha. Hepsini. Kafası karışıklar. Gençlerinde bugünkü çocuk gibi gençlerinde arkasında dururdum. Çünkü kafası karışık adama bir yere varamayız. Bu arada bilmiyorum katılır mısınız? Aslında geçen seneki performansıyla özellikle fena iş çıkarmamıştı genelde. Ama bir sakatlık geçirdi. Evet. E, şimdi bu sezon Varda'ya herhalde. De futbolu dünyadan çok farklı konuşuyoruz. Mesela adam diyor ki mesela bugünkü maçın konuşulmuyor mu? Yanlış anlaşılmaz. Herhangi bir hoca. Yav diyor rakibimiz 10 kişi kalsaydı diyor biz rahat kazanırdık. Sen hesabını rakibin 10 kişi kalması üzerine mi yaptın? Rakibinin 10 kişi kalmaması sana ceza değildir. Hakem hatası olsa bile. Ödülden kurtulur. Ödülün verilmemiştir. Senin kolun kanadın kırılmadı. Sen yediğin bir gol yok. Oyuncun atılmamış penaltı mı? Bir defa şu rakibin eksik kalmasından maç skoru üretmeyelim. 10 kişi kalıp Beşiktaş Kadıköy'de Fenerbahçe 4-3 yendi. Hem de bir ay önce. 10 evet. kişi kalıp Beşiktaş İstanbul'a yendi. Alay Antalya Spor muydu? Geldi yendiler. Bir defa bu rakip eksik kalsaydı ben asardım ki bırak sen 11'e 11 asman lazım. Şimdi Bitiriyorum. Geç... Ha, e... Bitiriyorum. Tamam. Merke, Merke ben bir şeyini beğeniyorum bu dünkü çocuğa yüz yüz katılıyorum. Babasını dinlerken Allah şahit içim parçalandı akşam. Bir kanalda babasını dinledim. Adamcağız ne dese Feyz, Feyz, eski futbolcu. Evet. Feyzullah Küçük. Ya bir yandan oğlun ya evladın. Doğru. Savunsan bir dert, savunmasan bir dert. Adam elinden geldik ya düzgün yönetirse, düzgün elinden yaparsa ben yapacağım inanıyorum. İyi yerlere gidecektir inşallah falan filan. Ya bir babanın yaptığın hesabı oğluna sorulur mu? Ya da bir oğlun yaptığı hesabı. Üzüldüm vallahi billahi çok üzüldüm. Ya insanların bak 40 yıllık gazeteciyle herkese kavga ettim. Kimsenin ailesine tek laf etmedim ya. Heh. Bana ne onun babasından, anasından, <laughs> dedesinden ya. Bana ne? Babası dünyanın en sahtekar adamıymış. Misal adam belki dünyanın en namuslu adamı. Ne yapacağız? Babasından asacağız mı adamı? Ya yapmayalım. Bakın hakemleri ben çok eleştirip 40 yıllık eylem tespihi diye bir şey yaptım. 40 sene ya uğraştım. 100, 234 tane şike var. Aşağı yukarı hepsini okudum. Türkiye'de. Ama bir şey yapmaya çalışan bir merke var. Görüyorum. Serdar Tatlı'yı telefonla bir defa konuştum hayatımda. Bir şey yapmaya çalışıyor. Ne yapıyor? Kötü yönetti. Alın diyor. Maça çıkacağı gün oluyor adam ya. Maça çıkacağı gün oluyor. Bu güzel bir uygulama. Diyor ki aldım seni diyor. Destek olmak lazım. Bugünkü hakem hata yaptım. İki tane ciddi hatası var. Ama gözüne bakınca art niyet görmedim Allah aşkına. görmedim. Bir şey söyleyeceğim. Görmedim ya. Peki şunu söyleyeyim. Geçen yıl elime benim bir belge geçti. Hatta çantamda duruyor. Zaman zaman söylerim. Gazetede de e, kupürlerini verdim. Şimdi geçen yıl Trabzonspor Başakşehir maçı. Hatırlayın Baka Yemen'in pozisyonu. Evet. Şikartel çekiyor. İyi hatırlıyorum. İyi hatırlıyorum. Hakem Fırat Aydınus. Var da Mete Kalkavan var. Penaltıyı vermiyor. Trabzonspor puan olarak öne geçecek orada. Kafa orada, orada Trabzonspor orada şampiyonluğu çok kaybetti. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum tamam. tuzak. Ama bu. bak Müdür. bak sonra bak geçen belgede TFF anketli MHK başkanı Zekeriya Alpin hakem yorumu var. Getiririm bunu size size de okuturum. Diyor ki hakeme. Ya kardeşim diyor. Bu pozisyonu görmemiş olabilirsin. tam karşıdan cepheden görüyorsun. Tamam. Hadi ki göremedin diyor. Mete kalkavana diyor ki pozisyon diyor dünyanın her yerinde bu pozisyona penaltı çalınır diyor. Artı diyor de orada sarı kart verilmeli diyor Fırat Aydınus'a da. Siz burada diyor Ligin kaderiyle oynadınız. Ben senin temel felsefene karşıyım. Ben seni şu tarafa tarafa Bakın ben bak. bunları söylüyorum. Yok, yok. Bak, ama sen şu da hata yapıyorsun. Sen şu da hata bak, yapıyorsun. Bak, 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 şunu anlat. Sen şey, bir hedefe götürüyorsun. Bir maç ama. yüzünden şampiyonluk gidiyor tamam. kardeşim. Ben, ben onu anlatıyorum. Trabzonspor Galatasaray maçında. Şu iki, iki hata yüzünden belki Galatasaray puan kaybetse şampiyon Trabzon, olamayacak. Trabzonspor Galatasaray maçında. Tamam. Ben sana gösteriyorum. Tamam doğru. Kalkıyorum. Kalkabilir miyim? Doğru. Geçti haki adam buraya. Orada da doğru. Geldi adam buraya. Monitör evet. Baktı ayak üstünde vermedi. Evet doğru. Cagnedir'se kattı vermedi. Doğru. Nagatomo küfür etti. Duymadı. Nasıl Üç iyi tane. olalım o zaman? Bir dakika. Trabzon 1-0 önde. Cagli atılıyor. Nagatomo atılıyor. Penaltı veriyor. Evet. E tuzak değil miydi? Ya, ya işte değildi. Ben de bunları söylemeye çalışıyorum. Ben de diyorum işte. ki değildi tuzak. Onu söyleme. Bugünden de tuzak çıkmaz. Oradan ya da ya çıkmaz. Teslim. Orada bir tane affedersin gerizekalı bir hakem vardı. Anlatabildim mi? Şu anlamda Hayır, akıl tutulması yaşayan anlamında. Ya öyle. Özür dilerim. Tamam. Şunu söylüyorum. Orada işini bilmeyen bir hakem vardı. Evet, evet. Onu duymadı korktu duymaya. Onu görmedi korktu görmeye. Ya da bugünkü de. Ama bugünkü özel taraf. bugünkü gencecik bir adam ya.